Sanatçı Uğur Işılak, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ramazan şenlikleri kapsamında Atatürk Anıt Alanı'nda bir konser verdi. Kıymeti var candan öte, can kurban bu topraklara. Yaklaşık 1,5 saat süren konserde yeni albümünden eserlerini seslendiren Uğur Işılak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için seslendirdiği Dombra şarkısı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Yıldan bu yana sahnede olduğunu söyleyen sanatçı Uğur Işılak, bugüne kadar sahneye politikayı, partiyi taşımadım. Ama partiyi, politikayı taşımadıysam hak bildiğimi, doğru bildiğimi söylemekten de geri durmadım dedi. Işılak sözlerine şöyle devam etti. Peki Dombra'nın üstüne biz biliyorsunuz ne yaptık? Söz yazdık. Kime yazdık? Kıymetli Başbakanımıza. Ne dedik? Ezilenlerin gür sesidir o, suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü millette alır. Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bir şeyi altını çizerek söylemek istiyorum. Ben sahneye bugüne kadar ne politikayı taşıdım ne siyaseti taşıdım. Peki diyeceksiniz ki Recep Tayyip Erdoğan demekle siyaset yapmıyor musun? Politika yapmıyor musun? Şimdi onun cevabını alacağım. Ben 25 yıldan beri sahnedeyim. Hatta 27 yıldan beri. Yani çeyrek asrı geçmiş. Ve ben sahneye politikayı, partiyi bugüne kadar taşımadım. Ama partiyi, politikayı taşımadıysam hak bildiğimi, doğru bildiğimi söylemekten de geri durmadım. Birileri hakikati haykırmayı, doğruyu ifade etmeyi politize olmak olarak algılıyor. Veyahut siyasete bulaşmak şeklinde yoruluyor. Ben buna karşıyım. Yani bir insanın hakikati ifade etmesi politize olması değildir. Bir sanatkarın hele özellikle hakikati ifade etmemesi zaten yüz karşısıdır. Şimdi peki diyeceksiniz ki Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığınız bu eser sizin politize olduğunuzu göstermez mi? Ben de bilakis hayır diyorum. Sebebi, çünkü ben bu eseri bir parti liderine yazmadım. Bir parti genel başkanına yazmadım. Bir milletvekiline yazmadım. Hatta bir başbakana yazmadım. Ya ben bunu bir dava adamına, bir sevda adamına yazdım. Hepsi bundan ibaret. Yeah.